Evet arkadaşlar, TCPView diye arattığımızda karşımıza çıkan sitede Microsoft'un sitesi bu arada. Şu gördüğünüz ekranda bakın CS Internals'ın CS Internals diye bir firma var aslında ve bunun birçok tool'u var bu firmanın. Microsoft da bunu satın almış anladığım kadarıyla. Bakın AutoRuns var. Mesela bu Otorans'da açılıştaki programlardır. Bunlara bakarsınız fakat bizi ilgilendiren bakın disk view, disk yüzücü insan tabi bunları gördükçe heyecanlanıyor. Bunların her birini aslında ayrı bir video yapmak lazım. Proses Explorer çok önemlidir. Bakın Proses Monitor bunlar çok çok önemli programlar. Bizi ilgilendiren program ise TCP View. Bakın şu program. Ve bu programı Şöyle basarak buraya geliyorum. Ee, direkt de aslında gidebiliyorsunuz buna. TCP View download yazayım şuradan. Bakayım şöyle direkt yani şu şekilde de ulaşabiliyorsunuz. Buradan indiriyoruz programı. İndirince karşımıza bir zip dosyası iniyor. Zip dosyasını açınca şurada TCP View programı karşımızda ve programı açtığımızda makinamızdaki bağlantılar ve programlar Hangi porttan hangi program bağlanıyor hepsini görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi mesela şu SVC Host ünlü program bu neymiş? Properties'e geliyoruz ve bunun Microsoft'un bir programı olduğunu arkada çalışıp duran bir program. Microsoft'un programı bu haberleşiyor. Bakın SQL Server database programı bende kurulu olduğu için bakın UDP üzerinden bunun bir haberleşme yaptığını görebiliyorum. Edge'ler açık Microsoft Edge Browser açık bir tarafta On Nvidia haberleşiyor. bakın. Bunların hepsini buradan takip edebiliyorsunuz. Ve burada şüpheli bir şey var mı? Onu tabi anlayabilmek için biraz buraya aşina olmak lazım öncesinde. Mesela bakın ben şu an buraya bakıyorum. Bu normal. Bu makinede fazla bir program kurulu değil şu an. Normal hali bu. VMware'i biliyorum ne olduğunu. Sanal makine programı neyin ne olduğunu bilmeyle alakalı buradaki analizimiz. Mesela Yandex diski biliyorum. Bağlantı şeklinde görüyorsunuz yani remote address, local port. Burada tabii network kavramlarını anlamak gerekir. Port nedir? İşte TCP protokolü nedir? Bu tarz ince noktalar var. Bunlar ayrı bir derin konular. Kabaca bilgisayarıma neyin bağlandığına dair bir fikir sahibi olma meselesi. Şimdi tabii olay bundan ibaret değil. Bu TCP view aslında sistemin özünde olan bir özelliğin bir arayüzü. Yani o özellik üstüne yazılmış bir arayüz bu. Peki o özellik nedir? Windows R yapıyorum. CMD yazıyorum şu pencerede ve karşıma command prompt geliyor. Command prompt geldiğinde bir komut var. Bu komut net stat komutu. Şu şekilde yaptığımızda yani şöyle bölü soru işareti dediğimizde komutun Yardım penceresine Geliyoruz Bakın yardım penceresinde Eksi A'dan başlıyor Tekrar bu yardım penceresi burada dursun ben yeni bir pencere açayım Şu şekilde bir pencere açıyorum Ve burada Birinci Parametre netstat-a yazıp enter'a basıyorum Gördüğünüz gibi lokal ve foreign adres Yani lokal port nereden bağlanıyor hangi protokol bunları burada görebiliyoruz netstat-a ile bağlantıları görebiliyoruz. Ve ikinci parametreye geçtiğimizde bu zaten burada açıklıyor. Bir, bakın A'da bütün bağlantılar ve dinleyen portlar diye. İkinci parametrede ise executable involved diyor. Yani bu işi yapan uygulama dosyalarını da görebilirsiniz diyor. Geliyoruz. Şurada bu prosesi durdurmak için Ctrl+C yaptım. CLS net start B yaptım. Ve bana şu mesajı verdi. Bunun sebebi şu gördüğünüz command promptu ...administrator olarak açmamam. Windows S yapıyorum. Ya da şöyle yapayım. Şurada Windows S yapıyorum. Şuradan run as administrator yaparak... ...yani yönetici olarak çalıştır diyerek... ...net start-b yaptığımda... ...bu sefer egzeleri de görüyorum. Gördüğünüz gibi... ...TCP view aslında... ...bu egzeleri falan alarak, şu arayüzü alarak... ...bir arayüz yapmış. Onu da bayağı güzel geliştirmiş. Üstüne gelip de şuradan işte prosesine bakarak yani güzel bir uygulama açığa çıkmış burada. mitre özellikleri falan da var burada. TCP4 bakın e, UDP. Görüyor musunuz ne güzel filtreleme yapabiliyor. UDP protokolüne ait haberleşmeleri görebiliyorum sadece. Harika bir program. Ve ben kendim de aslında yıllar evvel bu netstat komutu üzerine kendi arayüzümü yazdım. C şartta. My Active Connections diye bir program yazdım o zaman. Show Active Connections deyince aslında NetStat'tan aldığı cevabı buraya basıyor bu ekrana. Fakat bir katman daha koyuyorum. Acaba bu IP kimin IP'si? Onu da aslında Show IP Info işte web sitesi var. O web sitesinde yönlendirerek o parametrik olarak buradan işte bu bağlantının kaynağını görmeye çalışıyorum. Bakın burada mesela şu bağlantı Microsoft Corporation'a gidiyor. Serverın nerede olduğunu da görebiliyorum İşin güzel tarafı. İsviçre'deki Zürich kentindeki bir server. Bakın buraya geliyorum. United States Amerika'daki bakın LinkedIn. LinkedIn ne bağlantı kuruluyor şurada. Düşünebiliyor musunuz? Şaşırırsınız yani böyle makinenizdeki bağlantı. GitHub'la bağlantı var burada şimdi. Kim kuruyor bu bağlantıyı? İşin, eşeleyip kurcalamak lazım. Bakın burada da Kayseri İncesu'yla bir bağlantı var. Şu, şurada benim makinem üzerinden Kayseri İncesu'daki bir server ile haberleşme. Bir taraftan Fransa ile yine Microsoft'un bir server ile haberleşme. Böyle bir program. makinamızdaki bağlantılarla ilgili ciddi bir fikir sahibi oluyoruz bu şekilde. Bir de şöyle bir uygulama yapalım. Kendi yazdığım programlar üzerinden konuyu ele alacağım. Şurada bir cihazla ilgili yazdığım bir simülatör programım var. Bakın Start Listening diyerek 2000 portu üzerinden bir TCP client server oluşturuyorum. Ve geliyoruz burada TCP view'da bir bakıyoruz. E, nerede bu? Acaba connection'ı görebiliyor muyum? Evet. Şurada connection'ı görüyorum. Bakın listen diyor. 2000 portu üzerinde. Biraz aşağıda kaldı. Yeri değişir mi? Hani görsel açıdan pek iyi olmadı ama bu aşağıda kalması. Evet. Çok güzel. Yukarıya geçirdi refresh yapınca. Gördüğünüz gibi 2000 portu üzerinden şu da bu bir cihaz ve bu cihaza komut gönderen bir program bu. Test programı. Bunu da tabii kendim yazdım. Bu arada parantez içinde bu benim yüksek lisans tezidir. Yüksek lisans veri tabanından bunun pdf'ini alıp yani cihaz komünikasyonu ile ilgili ne istiyorsanız öğrenebilirsiniz. Bakın yazka.in sitesine gelip şu tez pdf'e bastığınızda tezin pdf'ini görüyorsunuz. Buraya da bastığınız zaman tezi indirme imkanınız var. Bu devletin veri tabanı, yüksek lisans veri tabanı. Ve burada da tezi görebiliyorsunuz ve cihaz komünikasyonu ile ilgili oldukça ince detaylar olan bir döküman geçiyoruz. Device tester programı ile şimdi şuraya bağlantı yapacağız. Bakın 110 portu, 2000 portu. Connect dediğim anda yeşil ışık yandı ve geliyoruz TCP Viva. Bakın şurada da çok enteresan bir olay gerçekleşti. Bir bağlantılar görüyorsunuz bak yeniden. Device tester'ı görüyorsunuz bakın. Bağlanma lokal portu var. Yani aslında şu an Device Tester içinde bir server da var. Şimdi ben buradan bir haberleşme yapacağım. Yani şeyi biliyorum, arkadaki kodu bildiğim için söylüyorum bunu. Bakın buradan şu programla haberleşme yaptım. Bakın şöyle basıyorum, basıyorum. Bakın haberleşme gerçekleşiyor ve gerçekleşirken haberleşme burada da bakın Device Tester'da giden gelen paketler. Şimdi şu giden gelen paketleri bakın şöyle yapıyorum tekrar. Bakın giden gelen paketler burada değişiyor. Şöyle ekranda iyi ayarlamamız lazım. Evet sarı. Sarı olan yerde görüyorsunuz. Bakın tekrar basıyorum. Giden gelen paketler. Bakın sarıya döndü tekrar yukarısı. Bu device tester'ın satırı. Device tester burada. Yani TCP ile işte bu şekilde haberleşmeyi görebiliyoruz. Makinamızda olup biten network haberleşmelerine dair çok ciddi bir fikir ediniyoruz. Hızlı bir şekilde şunu da belirteyim. Netstat tabi Linux'te de var. Ama kurulu olmayabilir. Bu Linux Mint. Burada mesela netstat yapıyorum. Burada şöyle bir ince fark var. Mesela help için bunu bu şekilde yazıyoruz. Görüyorsunuz. Help yazdığımız zaman gördüğünüz açıklamalar karşımızda. Biraz daha farklı bir tabi görüntü var. Mesela net netstat -r ile routing table. Bir başlayalım. netstat -r yaptım. Evet görüyorsunuz. Bak bakın netstat -l yapıyorum. Hangi portlar dinliyor görüyoruz. Şöyle bir şey yapalım. Netstat help yazıyorum. Başka işte neler var? Bunları işte videoyu da kısa tutmak istiyorum da. Eksi A da var bu arada. Netstat eksi A bakıyoruz. Bu sanal makine olduğu için biraz yavaş olabiliyor. Net network sanal makine üzerinden ana makine. Burada zaten benim networkte de bir problem var. Yani sanal makina ile ilgili sıkıntılar yaşıyorum. Ayrı bir konu. Görüyorsunuz. Bir başka deneme daha yapalım. Net start. Bu arada böyle yazıyorum ama şunu yapabiliyorum. Biliyorsunuz yani ok sağ pardon üst aşağı ok tuşlarıyla da gelebiliyorum. Ee, burada benim dikkatimi çeken programımız var. Eksi P. Net stat eksi p yazıyorum. Evet şu an görüyorsunuz net stat eksi p'nin sonucu bu. Bakın burada da programlar şurada sağ tarafta görüyorsunuz yani tablo bu. Yani bu aşamadan sonra artık iş içine dalmaya geliyor. Son olarak net stat eksi s yapıyor, yapıyorum ve giden gelen paketlerle ilgili istatistik. Yalnız dikkatinizi çekmesi gereken şey Linux'te terminoloji biraz daha farklı. Yani olaylar yaklaşık ama bir farklılıkta var.